Yorgos Lanthimos sinemasının Favorite'den sonraki belki de en olgun versiyonu ve hatta hatta bu sene Oscar'a en çok hak edenler sıralamasında bence en tepede olan film Poor Things. Poor Things erkek şiddetine aslında babasının şiddetine uğramış doktor karakteriyle başlıyor. Godwin Baxter bu karakter eğitim verdiği okulda bedenleri bir araya getirmeye çalışıyor. Hatta öğrenciler ona böyle bir ucube gibi, bir yaratık gibi bakıyorlar. Aslında orada belki de kendi bedenini yeniden bir araya getirip kendisini yeniden kurmak, yapılandırmak, kendine yeni bir şans yaratmak istiyor ama bunu yapamıyor. Bu yüzden de aslında bu şansı verebileceği bir beden arıyor. Ölüme en yakın ama henüz ölmemiş, ölmek üzere olan, yeniden onu hayata getirebileceği bir beden. Ve bunu ararken de Bella Baxter'ın bedeniyle karşılaşıyor. Daha doğrusu onun önüne geliyor. Zaten bu bedeni arıyordu. Ve belki de burada içten iç kendisini yeniden doğurma isteğiyle bu isteğini Bela Baxter'a aktarmaya çalışıyor. Ama bu karakter intihar eden ve aslında masaya geldiğinde hamile olduğunu anladığı bir kadın. Özellikle de bu hikayenin anlatıldığı dönem Hristiyanlık tarafından intiharın derilik günah olarak ele alındığı görüldüğü bir dönem. Böyle olduğu için de ona intihar etmiş bir kadına yeniden aynı hayata döndürmenin bir bencilik olacağını düşünüyor ve ona henüz ölmemiş olan karnındaki bebeğin beynini koyarak yeni sıfırdan yeniden kurabileceği onu intihara sürükleyen hayattan daha farklı belki yapılandırabileceği bir hayat kurma şansı veriyor. İşte belki de kendisine veremediği o şansı Bella Baxter üzerinden kuruyor. Zaten Godwin Baxter karakteri de belli ki toplumuna çok iç içe girmeyen, korku uzak duran birisi, Belki de yine babasının yarattığı, üzerinde uyguladığı şiddetten dolayı uzaklaşmış birisi. Ve aslında içinde bulunduğu toplumun da biraz ötesine geçmiş. Yani o yarattığı masalsı dünyanın işte kendi at arabası mesela önde bir at kafası var ama aslında buhar bir motorla çalışıyor. Diğer arabalar at arabalarıyla etrafta gezerken. zaman ötesinde bu masalsı dünyada böyle detayları ekleyerek görsel yapısının yanında çok detaycı bir masalsı dünya kuruyor aslında Dantimos. Ve burada Godwin Baxter karakterinin de kendisini nasıl konumlandırdığını ya da nasıl toplumdan uzaklaştığını araştırdığını görüyoruz. Bella da burada Godwin Baxter'la beraber büyümeye başlarken işte kafası kendi bebeğinin beyniyken kafasının içinde işte kendi bebeğinin beyni varken vücudu kendi yetişkin vücudu şeklinde bu Godwin'in kendi evinde aslında o kapalı ortamda büyümeye çalışırken bir yandan da dış dünyayı keşfetmeye başlıyor. Ve bu süreçte Bela Baxter'ın aslında karşısına çıkan bütün erkek figürlerini bir şekilde öldürmeye çalıştığını görüyoruz. Mesela kadavraları direkt böyle gözüne makas saplayarak öldürmeye parçalamaya çalışıyor. Ya da dışarı çıktıklarında işte McCandles'ın elinde gördüğü bir kurbağayı Hemen o masalsı kurbağa işte prensesin öperek prens yapacağı kurbağayı hemen ellerini nasıl sıkıştırarak öldürüyor. Yani içten içe aslında genetik olarak belki de daha kas hafızasına işlenmiş bir durum var burada. Ya da önceki annesinden gelen o genetik unsurlarla beraber zaten bir erkeklere karşı yaşadıklarından dolayı duyduğu bir nefret var ve bunu bir şekilde dışa vurmaya başlıyor karakter. Aslında buradaki detay çok güzel yani aslında kadından hep beklenen masallarda bile beklenen o ahlaki normların içinde hareket etmiyor belli toplumsal akışın parçası olması, evlenmesi evinin kadını olması ya da işte hep erkeğin, erkeği uyandıran erkeği hayatın parçası yapan, masalın kahramanı yapan o karaktere dönmenin ötesine geçen bir hikaye anlatısını buradan kurmaya başlıyor Antimos Bu esnada da aslında God karakteri ki adı Godwin ama işte Bella Baxter kısaca God diyor. Bu noktada Max McGandles karakterini filme dahil ediyor. O karakterin de aslında amacı ki en başına itibaren çok sıradan biri olduğu için yanına aldığını vurguluyor Godwin. Buradaki zaten ikilem de şuradan başlıyor. Babasının hep sıra dışı biri olduğundan aslında onu bugünlere gelmesini sağlarken bu sıra dışı biri olmasının üzerinde deneyler uygulaması onu aslında tamamen sahibi olarak yaratmasına neden olduğunu söylüyor ve bu işte yaratıcı yaratan ilişkisini yeniden ortaya koyuyor ki bunu yine yaratılan dizisinde de biraz Türk versiyonundan işlemiştik ama tabii bu kadar kompleks ve derin bir yapıya girememişlerdi orada. Burada ise tam tersi Godwin karakteri bir yandan da bunu yıkmak istediği için Belanın üzerine yaptığı deneyi gözlemleyecek ve onu aslında bu deney üzerinde kendi marjinal dünyasını ya da o kendi erkeksi marjinal dünyasını uygulamak istemeyecek bir karakter olan Max McCandles'ı yanına alıyor. Ve gözlem için onu kullanmaya başlıyor. Bir yandan da McCandles karakteri Godwin'i de hiç sorgulamayan biri. Aslında tamamen onun işine hayran, onun yaptıklarına hayran. Yani ortaya koyduklarını seven birisi. Hiç suratının abuk subuk görünmesiyle, korkutucu olmasıyla, vücudundaki olaylarla başta ilgilenmiyor. Çok sonra bunları sormaya başlıyor. Esas yine sorguladığı Bela'ya ne yaptı oluyor ilk seferinde. Biraz bu yüzden de aslında kendisini sorgulamayan Bela gibi ki Bela da onu hiç çirkin bulmuyor ya da işte onu sevimli buluyor. Devamlı onu aşağılayan birisi de değil. Biraz işte kendisini seven insanları etrafında toplamaya çalışıyor. En azından kendisiyle dalga geçmeyen, onunla bir, bir hayatı paylaşabilecek insanları yanına almaya çalışıyor Godwin karakteri. Ve Godwin'in etrafında Mac Candles, Bella Baxter aslında Godwin de içinde bu üçlünün hikayesi gelişirken Bela tabii ki büyümeye, ilerlemeye devam ediyor ve aslında burada büyük tartışma neden olan işte bu çocuk bedeninin bu hayatı yaşaması normal mi? Bu anlatı gerçekten ahlaki mi? Biraz sınırları zorlamamış mı? Antimos tartışmasının cevabını burada film veriyor aslında. Godwin McCandles'ı deneyleri kontrol ederken o işte beyin gelişiminin ne kadar hızlı olduğunu aslında ne kadar hızlı ilerlediğini birkaç cümleyle özellikle vurgulayarak söylüyor. Hatta daha sonra ileride başka bir bedeni hayata getir döndürdüklerinde asla bele gibi hızlı ilerlemediğini çünkü beden yaşının daha düşük olduğunu gördüğümüz bir karakter bu. Bunu da tekrar film bize vurguluyor. Ve Bella'nın hikayesi e, kapalı ortamda, yer yer dışarıya çıktığı ortamda geliştikçe Bella artık dışarı çıkmaya, yani özellikle cinselliğini de keşfetmesiyle beraber ve birazdan bahsedeceğim o zavallılardan biri olan Duncan Weatherburn'un da hayatına girmesiyle beraber artık dışarı çıkmak istiyor ve kendi hayatını kurgulamak istiyor. Ve bunu da buna da başta Godwin izin vermiyor. Ama bu noktada özellikle Bella'nın şu cümlesi onu çok etkiliyor. Yani beni öpüp serbest bırakmazsan yine bu masalda olduğu gibi içim nefretten çürüyecek. Yani sana karşı nefretle de olacağım ve hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dediği anda aslında Godwin hata yaptığını anlıyor. Çünkü Godwin de babasına olan bu nefretten dolayı aslında hayatını bu noktaya getirdi ve Bella'yı tekrardan hayat verecek bir konuma sürükledi kendini. O da aynı hataya düşmek istemiyor. Babasının düştüğü hataya düşmek istemeyip Bella'yı serbest bırakıyor ve bu noktadan sonra işte filmin Türkçe adında da bahsedilen zavallıları görmeye başlıyoruz. Evet bir numara zavallımız Duncan Wedderburn demiştim. demiştim. Dememiş miydim? Dememiş. Bir numara zavallımız Duncan Weatherburn. McCandles'la Belen arasında yapılacak evliliğin kurallarını, hukuki kurallarını koymak için oraya gelen, aslında yazım hatayla dolu berbat bir sözleşme hazırlayan, daha düz yolda bile yürüyemeyen, beceriksiz Duncan Weatherburn. Aslında tam Bela'nın cinsel uyanışını yaşadığı, ergenliğe girdiği o dönemde ondan faydalanmaya çalışıyor. Ve onu kandırabileceğini anlayıp ki çünkü gördüğü kapalı dünya dışında ve bildiği hiçbir şey yok ve aslında ona orada ahlaki gelişimle dair bir yönlendirme yapabilecek herhangi birisi de yok. Böyle olunca Bella Duncan Weatherburn'un büyüsüne normal olarak kapılıyor ve onunla beraber dış dünyaya çıkıyorlar. Tabi işte bu aşamadaki belki de en güzel detay hani böyle ahlak, toplum kuralları vesaire diye kendini tutan erkeklerin mi iyi yoksa bu kurallardan habersiz Bella'nın kendini keşfinde onun suçlu bulunmaya çalışılmasının mı daha kötü olduğunu ayırmak lazım. Duncan da tamamen zaten kendi gözüyle bu bakış açısında demin bahsettiğim bakış açısında kendini tanımlamış kadınlara bağlılık hissetmeyen onları cinsel yönden en iyi tatmin eden erkeklerden biri olduğuna kendini de inandırmış bir avukat herhalde oradaki yani o kurallar azadığına göre bir avukat olduğunu düşünüyorum ama avukatla ilgili hiçbir şey görmüyoruz. Aslında burada sanki toplumdaki açıklardan faydalanmaya çalışan bu kurallarla ilgili ilişkileri tamamen kendi için çarpıtan bir erkek alegorisine dönüşüyor aslında Duncan Wedderburn burada. Duncan kendi açısından yani kendi erkek gözünden kadınları en üst düzeyde tatmin edebilen, onları mutlu edebilen ama aman bana bağlanmayın ben sizi kullanırım kendi toprağım gibi ekerim biçerim Sonra da istediğim zaman bırakırım başkasına giderim. Zihniyetini aşılamaya çalışan. Ama kendisi belaya bağlandıktan sonra ki aslında buradaki bağlanmayı biraz açmak lazım. Yani Duncan Wedderburn'un buradaki derdi romantik bir ilişki değil. Duncan Wedderburn'un derdi burada aslında belanın daha sonra para kazanarak yaşayacağı o genel ev hayatında tamamen kendisine bağlı ve bedava ona seks hizmeti sunan, istediği gibi yönlendirebildiği, toplumun içerisinde onu istediği gibi kullanabildiği bir karakteri yanından ayırmamak. Yani böyle esas kurmak kurmak istediği ilişki bu. O yüzden zaten onu bir noktadan sonra kendisinin uzaklaşacağını fark ettiğinde bir sandığın içine kapatıp tüm dünyadan soyut olabileceği bir gemi yolculuğuna çıkarmaya çalışıyor. Orada yine hapsetmeye çalışıyor. Bela burada kaçmaya çalıştıkça onu devamlı kendi alanında tutmaya çalışıyor. Hatta, hatta burada özellikle o meşhur Bela'nın dans etmeye başladığı sahnede kendi özgür hareketlerini, figürlerini bulmaya çalışan bir kadınken devamlı onu böyle tutup kendisine çekip kendi hayatına, kendi hareketlerine senkron etmeye çalışıyor ve belada kaçmaya çalışıyor buradan. Duncan Weatherburn kısacası yavşak bir herif. Ki Wedderburn bu hikayenin başında kendisini evden çıkaran hikayenin başında Bella'yı evden çıkardı hikayenin başında seni özgür bırakacağım. Aslında kibar bir society, polite bir society seni kıcı hale getirir, seni kısıtlar diyordu. Tam tersini yapmaya başladı. Bunu daha fazla kısıtlamaya çalışan bir karaktere döndü. Ki burada bu karaktere dönüşünü hazırlayan da Bella'nın kendisi oldu. Özellikle Lisbon'da otelden dışarı çıktığında işte Duncan Wedderburn'un artık daha fazla sevişecek hali kalmadığında, limitlerine geldiğinde Bela'nın deyimiyle ya tersi de bozuk olduğunda belki de dışarı çıkmaya başladı Bela ve burada daha renkli, daha farklı bir hayat görmeye, o Portekiz'in gerçekten masal sokaklarında gezerken farklı müzikler, farklı sesler duymaya başladı. Aslında bu gelişim onu Duncan'ın yaptıklarının altyapısını anlamaya, onun aslında kafasından geçenleri hissetmeye başlamasına neden oldu. Çünkü beyin gelişimi hızlı olsa da bedenine göre bir tecrübe süreci olmadığı için henüz hayatla ilgili ya da farklı ilişkiler yaşamadığı için Duncan Weatherburn'un kafasından geçenleri geçenlere karşı aslında empati kurmakta ya onun duygusal tantrumlarına karşı empati kurmakta zorlanıyordu. Aslında bunu öğreniyor. Ve hatta Bela burada sokaklarda gezerken ki Lantimos'un işte bu masalsı dünyada eklediği detaylardan bahsetmiştim videonun girişinde. Bu detaylar yarattığı o görsellikle beraber o masası dünya yaratıyor. Nedir bu detaylar? Mesela bir sokakta bir kadın görüyoruz. Kendi tezgahı var. Tezgahında böyle farklı boyutlarda küçük akvaryumlar var. İçinde Japon balıkları yaşıyor. Burada anlıyoruz ki aslında zaten o geçişlerde de Bela işte böyle hep suyun altına, deniz altına biniyor. İşte ne bileyim o sudan çıkış hikayesi var. Yeniden doğuşa da bağlayabileceğiniz. Ama burada asıl olan aslında bu akvaryumlara kıstırılmış farklı boyutlarda akvaryumlara kapatılmış. Asla o denize çıkamayan, o denize çıksa da ölen, ölecek şekilde hayatlar yaşatılmış kadınların çok güzel bir metaforu var orada da. Ve Bela aslında burada özgürce gezerek, o akvaryumun dışında özgürce gezerek kendi kimliğini oluşturmaya başlıyor. Wedderburn'le yaşadığı aslında maceranın yine en güzel yerlerinden biri de gemide karşılaştığı iki karakter. Yaşlı kadın ve erkek karakteri. Aslında bu karakterlerin cinsel yönelimlerine karşı çok bir bilgimiz yok ama biraz kadın karakterin işte bahsettiği kadar biliyoruz. Erkek çok bu konuya girmiyor. Ama burada asıl önemli olan ideolojik bakış açıları, dünyaya aslında kendi filtrenle nasıl baktıkları. Burada Antimos bence çok güzel bir şey yapıyor. Özellikle kendi hikayesini yazmaya çalışan, kendi fikrini, zihnini, kendi hayat görüşünü bulmaya çalışan bir kadına gidip bir yönetmen olarak aslında yönetmen gözüyle kendi fikrini aşılamaya çalışmıyor. Ya da oradaki başrol oyuncusu yine kendi dünya görüşünü koymaya çalışmıyor. Tam aksine Bela'nın bu yolda farklı fikirleri görüp farklı fikirlerle iletişime geçip onlarla diyaloğa girip ki burada yine kadın karakterle olan ve ona verdiği kitapları okuduktan sonraki özellikle felsefeye bakış açısı, dünya görüşlerini anlaması, yine diğer erkek karakterin ona karşı böyle daha gerçekçi, daha sert, daha pesimist yaklaşımının altını anlamaya çalışması vesaire onu çok geliştiriyor. Yani burada Bela karakterinin sıfır beyinle gitmiş bir Bela karakterinin kendi fikrini, farklı ideolojileri, farklı dünya görüşlerini dinleyerek bulma sürecini bize çok iyi veriyor Antimos. Hatta daha da güzel bir şey yapıyor. Karşılaştığı karakterlerden biri aslında onun ayrıcalıklı dünyasının içinde yaşadığının farkında. Sonuçta Godwin zengin bir adam. Görüyoruz yani hizmetçileri var, büyük bir evi var, her türlü imkanı var. Bela burada ayrıcalıklı bir dünyada olduğunu fark etmiyor aslında. Herkesi böyle zannediyor. Zaten ilk kez yaşadığı ya da gördüğü insanlar, evler, mekanlar olduğu için çok fazla karşılaştırma yapabileceğim bir imkanım yok kısmını vurguluyor zaten Bela. Burada da onu işte aslında dünyanın hiç gözükmeyen bir kısmını işte insanların acı çektiği, yokluk yaşadığı, ölümler yaşadığı, çocuklarının daha doğar doğmaz da öldüğü bir dünyanın da olduğunu ona gösterince bela ayrıcalıklı dünyasından da çıkıyor. Ve burada işte kendi fikri oluşmaya başlıyor. Aslında daha yapıcı, kıcı olmak yerine daha yapıcı, daha e, optimist bir zihniyeti kendisi yolda kazanıyor. Aslında bunu düzeltmeye çalışıyor. Çünkü belki de burada işte kadın onu serbest bırakması ki dini anlayışta da aslında Tanrı insanları bir sınava maruz bırakıyor dünyada, onları serbest bırakıyor ve yaptıkları Hatalar onun için bir sınav oluyor. Bella'da aslında burada bir sınavdan geçiyor. Ve bu sınavdan geçerken de aslında bu sınava tutulmak yerine tamamen God'dan öğrendikleri ya da onun yine oradaki dinin ona sunduklarıyla yetinmek yerine daha fazla kendi tecrübelerini yaratarak kendi fikrini oluşturuyor. Ve daha optimist bir hale bürünüyor. O yüzden gemi süreci özellikle gemi seyahati burada tanıştığı karakterler onun için çok önemli hem de Duncan Wedderburn'ın hayatından şutlaması için çok önemli bir sekans izliyoruz. Ve Duncan Wedderburn'le Paris'e geldiklerinde artık hiç paraları kalmıyor ki Duncan Weatherburn gibi beceriksiz bir herifin burada aslında işi olan bir insanın para bulamaması da tuhaf geliyor aslında ilk izlediğinizde. Çünkü onun derdi hala belayı yönetmek belki de orada o mazlum rolünde kalıp oradan hiç çıkmamak, ona onun acımasını ve onunla birlikte olmasını düşünmek. Çünkü daha sonra gemiyle gitmeye de çalışıyor, geri dönüyor vesaire. Ve aslında belki de bütün parasını da gemide kaybediyor kumarda. Bilmiyoruz yani orası ama çalışarak kazanabileceği bir para da var ortada sonuçta. Daha sonra Bela'nın yanındaki parayı fark edip Bela onu ortaya çıkardığında onu da hepsini alıp Bela'yı da dümdüz sokak ortasında bırakıp gidiyor. Burada aslında bir Zeki Demir Kubus karakterine biliniyor. Çünkü böyle orada ağlamaya devam ederken en azından hayatta kalabilecekleri, parayı kazanabileceği, çok da nasıl işlediğini, ahlaki sınırlarının nerelere dayandığını bilmediği bir mesleği keşfediyor. O yüzden bu mesleği özellikle genel evde bir hayat kadını olarak çalışmayı keşfetmesi Duncan'ı çok sinir ediyor ve tam bir Zeki Demir Kubus karakterine dönüyor. Orospu, Orospu diye bağıran o karakterleri hatırlarsınız Zeki Demir Kubus filmlerinden. Bağıra çağıra ağlayarak oradan uzaklaşıyor. Şimdi burada yine filmin diğer bir tartışma yaratan noktası da belki buradaki sahnelerden dolayı da Bela'nın genel ev hayatı. Şimdi burada bunun girişinde Bela'nın bakış açısını yine Lantimos yine açık açık veriyor. Çünkü Bela burada hiç bilmediği bir anı keşfediyor. Bu, bu ana kadar bir eğitimi yok. Bir işe yatkınlığı yok. Hangi iş yapabileceğini bilmiyor. Zaten beden, vücut senkronu daha oturmamış. Yani burada yapabileceği işler işçilik dışında çok fazla ki bu da beden işçiliğine dönüyor zaten. Ve şu çıkarımı yapıyor. Şimdi ben kendimi başka bir sevgiliye bağlasam ve onun bana bakmasını istesem çok emek isteyecek. Ağlayacak, sızlanacak. Çünkü Wedderburn örneği var önünde. Bu yolun ona çok yaramayacağını fark ediyor. Çünkü kendisini geliştirmesi gerektiğini artık bu yolculukta öğrendi. O yüzden de en azından günde birkaç saat belki 20-30 dakika çalışarak paramı kazanırım. Geri kalan vaktimi de eğitime ayırırım. Kendimi geliştiririm ve bu başka işler yapabilecek bir duruma gelirim diye düşünüp bu işi yapmaya çalışır aslında bunu da bir iş olarak konumlamıyor kafasında. Ona bir karşılıklı tercihlerle ödenen para gibi düşünüyor ama öyle olmadığında zaten bu sekansta özellikle Paris sahnelerinde öğreniyor. Ve burada filmin iki numaralı zavallarını görmeye başlıyoruz. Kim bunlar? Genel eve gelen erkekler. Yani bir şekilde orada tatmin olmaya gelen, hayatlarında ne yaşadıklarını çok bilmediğimiz bir sürü erkek görüyoruz. Farklı fiziksel yapılarda. Bazıları Bella ile diyaloğa da girip daha mutlu da belki karşılıklı daha iyi bir cinsel deneyim yaşayarak da oradan çıkıyor. Bazıları bunu da hiç Yapamadan oradan gidenler oluyor. Tabi burada olay işte bakın e, Masuto ne kadar iyi sevişiyor ya evet işte bu yüzden Oscar'a aday ettiler demek tabii ki değil. Buradaki en iyi aslında göstergeyi koyan babasıyla gelen pardon e, tabi babasıyla gelen çocuklar genelde. Burada çok ciddi bir ikilem yaratıyor Lantimos. Şimdi çok hızlı bir gelişen beyni var ergenliğe giriyor muhtemelen herkesin o kafasına takılan artık yaş üstüne çıkmış durumda çoktan Bella Baxter karakteri genel evde çalışırken. Ama bir yandan da işte burada benim hep gördüğüm şey işte Emma Stone burada seviştiği şöyle oldu böyle oldu Bella Baxter'a şu yapıldı bu yapıldı diye çok büyük tartışma çıkarken genel eve çocuklarıyla gelen iki erkeğin babası tarafından eğitim verileceğim diye oraya getirilmesi onlar üzerinde büyük bir travma yaratılması Bella'nın buna şaşırması Hadi buraya kadar geldik bari bir şeyler öğrenin. Bakın babanız bu işi beceremiyor. Şunu yapacaksınız dediğinizde adamın zaten hemen panik olup itiraz etmesi. Çünkü kıçına parmak yemek hiç hoşuna gitmiyor ama boğazının sıkılmasına okey oluyor falan. İnanılmaz bir travma. Yani inanılmaz küçük olduğunu belki 10 yaş civarı ve altında iki çocuğu görüyoruz orada. İşte en büyük sıkıntı bu aslında cinselliğe bakışta. Erkek izlerken, erkek yaparken, erkek cinselliğini bulurken her şey okey. Hatta yani şu örneği vermek bile beni sinirlendiriyor aslında ama bir haber çıkmıştı geçenlerde işte. Bir öğretmen 10'lu yaşlarında, 13-14 yaşlarında bir erkek çocuğunu taciz etmiş. Tabii Twitter ortamı bu hani çok belki ciddi almamak lazım ama altında Onlarca yüzlerce yorum helal olsun çocuğa bu yaşta götürmüş erkek adam daha niye şikayet ettin ki devam etseydin helal kardeşim yürü falan şeklinde yorumlar da doluydu ki bunun yabancı versiyonları da böyle yani yurt dışında da bu haberler çıktığında çok benzer yorumları görüyorum görüyoruz yani. İşte bu bakış burada çok büyük bir çelişki yaratıyor ama olay Emma Stone ve bu karakterin bu yola düşmesi aslında. Hani düşmesi derken tırnak içine söylüyorum çünkü hayatta kalmak zorunda olan bir karakter Bela para kazanmak zorunda olarak buraya geliyor. Daha dünyayı yeni tanıyan, neredeyse hiç bilmeyen, cinselin yeni keşfetmiş olarak buraya geliyor. Bu aslında dünyadaki çok ciddi bir human trafficking İnsan ticaretinin aslında yarattıklarına kadar gidebilecek bir okuması var buranın ama nedense çok düşük seviyede bu işi tartışmaya konuşmaya çalışıyoruz. Belki de yani Lantimos burada daha böyle bağıra çağıra cümleler kurmalıydı bilmiyorum bazen belki de seyirci ondan anlıyor. Ama gerçekten çocuklara gelen adam ve o zavallılar gerçekten o erkeklerken çocuklar da yine burada Godwin gibi kurbanlar olacak belki de ileride. İşte bu sahneleri Bella üzerinden okursanız yolunuz gerçek dünyada kadınlar için çizilen ve dışına çıkmamaları beklenen toplum değerlerine çıkıyor. Erkek tarafından okursanız toplum değerlerini koyan zihniyetin kafasını çevirdiği yöne gidiyorsunuz. Artık bunu da Lantimos seyirciye bırakıyor muhtemelen. Ve Bella artık Paris bölümü biterken aslında hep yeni bir gerçek keşfedene kadar, hep bir te tek bir gerçekle hayatını devam ettirirken artık bu genel evdeki hayatından sonra birden fazla da birden fazla gerçeğin birden fazla alanda olduğunu keşfediyor. Doktor olmaya karar veriyor. Burada edindiği diğer arkadaşın da sosyalist arkadaşıyla beraber iyi ilişkiler kuruyor. Onunla beraber yakınlaştığında farklı tatminleri yaşayabileceğini öğreniyor. Vesaire vesaire derken en sonunda Godwin'in artık ölüme yaklaştığını, babasının dünyaya yeniden getiren Godwin Baxter'ın ölüme yaklaştığını öğrenip evine geri dönüyor. Bella dönüp de başına gelenleri öğrenince özellikle Godwin'in ona yaptıklarını öğrenince McCandles'ın bunları ona söylemediğini öğrenince gerçekten çok sinirleniyor. Belki de yine filmin bütün Bella'nın hikayesini tamamlayan noktası burası. Evet Bella yolda öğrendiği, kendi geliştirdiği, kendi inandığı fikirleriyle daha affedici olmayı seçiyor. Ama onlara, onların yaptığı hatayı da açık açık yüzlerine vuruyor. Buradaki aslında üç numaralı zavallılar da Godwin ve McCandless oluyorlar. Ama bunların onların durumu biraz daha farklı. Yani McCandless biraz daha kadınlar tarafında o feminist tarafta olmasına rağmen sessiz kaldığı Bu deneyi sürdürmesinin Godwin tarafından talep edilmesini sessizlikçe karşıladı. Burada bir kötü bir durum olduğunu belaya söylemekten çekindiği için biraz korkak olduğu için aslında o zavallı konumuna düşüyor. Bella da bunu yüzüne vuruyor zaten. Godwin ise babasından yaşadıklarından sonra evet onu serbest bırakana kadar yaptıklarından dolayı aslında Bella'nın gözünde suçlu. O da bunu kabul ediyor. Yani burada Duncan Weatherburn ve birazdan karşımıza çıkacak olan kocası dışında Godwin ve McCandles da zavallar olmasına rağmen Bella'nın onları affedici tavrını üste çıkar bir tavırla karşılamayıp özür diliyorlar. Kendi hatalarının farkındalar ve en azından bir şeylerin değiştirebileceğine inanıyorlar oluyorlar Baxter'da. Bela Baxter'da. Bela Baxter'da daha doğrusu bu yolda yardım etmeye okey oluyorlar. Tabi burada yine bir videonun başına bahsettiğim Bela'nın gelişim sürecinin farkını ortaya koymak için diğer denek kızı da görüyor Bela. Ona daha da çok sinirleniyor. Sizler canavarsınız diye daha da çok sinirleniyor. Miss, Mrs. Prim'in Bela'yı, Bela'ya daha doğrusu işte o yeni karakter Orospu dedirtmesine falan da sinirleniyor. Ama burada bile affedici. Aslında bu da yine onun karakterleri kurtarılabilir görüşünden dolayı ortaya çıkan bir durum. Ve tabii ki Bela'nın bu affediciliği bir yerde değişmeli artık filmin sonu gelirken ve esas yüzleşmesini yapacağı kişi ortaya çıkıyor bu aşamada. O da dört numaralı ve belki de filmin en büyük zavallısı General Alfred Blessington. Şimdi bu noktaya kadar özellikle Rantimos'un yarattığı bütün mekanlarda biz vajina şeklinde simgeler gördük. Vajinasal simgeler ya da diyebilirim yani fallik simgenin tersi olacak, penisin tersi olacak şekilde her yer daha ee, yuvarlak katlara sahip daha kıvrımlı hatta bazı yerlerde ışık anahtarları işte klitoris şeklinde falandı yani. Ve bunların e, hepsinin kaybolduğu bir evrene sokuyor bizi kocası. Tam McCandles'ı eğlenecekleri gün oraya gelerek işte adının Victoria olduğunu Bela'ya söylüyor. Ve Bela burada aslında bu affedici kendi geliştirdiği affedici dünya görüşünü optimist dünya görüşüne bağlı olarak tutarlı bir şekilde kocasını da bir görmek istiyor. Ya yani onunla ilgili ne yapabileceğini e, ya da neler yaşadığını, geçmişle ilgili bilgi almayı da belki de istiyor. Onu intihara sürükleyenin ne olduğunu da zaten kocasıyla bir araya devamlı soruyor. Tabii bu dördüncü zavallımız e, piyasaya çıkarken ona yardım eden de Duncan Weatherburn. Onu da bir unutmadan, onu da hikayesini kapatalım. Kendi hüküm süremediği topraklara sırf, Orada acı çeksin Bella diye kocasını dahil eden de Duncan Weatherburn. Onun çünkü Portekiz'de başka bir kadın Bella'yı gördüğünde eski ismiyle hitap edip tanıyordu ama o anlamıyordu. Bunu not etmiş ve bir dönem işime yarar diye bunu kullanmış birisi Duncan Weatherburn. işte aslında bu yine çok günlük kadın erkek ilişkilerinde kadınlara kadınlar üzerine hüküm süremeyen erkeklerin tercihlerinden biri onları öldürmek, zarar vermek, acı çektiklerini görmek ya da onlara zarar verebilecek durumları tekrar hayatlarına geri sokmak gibi eylemler. Duncan Wedderburn'da bunun herhalde en iyi örneği bu filmde. Neyse genelere dönersek Alfie Blessington'a nasıl aslında Bella'yı kendi hayatına göre, kendi o hüküm sürmek istediği topraklara göre şekillendirdiğini anlıyoruz. Dümdüz bir adam, kendi metaforunu bile kuramayan, bunun farkında olmasına rağmen kendi ezikliğini hiç umursamayan ve bu yüzden de devamlı power o güç oyunlarını silahıyla çevresindekinin üzerinde uygulayan Birisi burada da zaten belayı intihara sürükleyen unsurlarda hep belayı suçlayacak şekilde konuşuyor. Çocuğu istemedin ona canavar dedin seni histerik hale getirdi cinsel olarak da histerikti. Tüm bunlardan anladığım benim açıkçası özellikle Alfi karakterinin belayı çok yüksek seviyede baskıladığı o falik simgelerle dolu ki yaşadığı dünya dediğim gibi az önce daha vajinasal simgelerle doluyken tamamen Alfi'nin onun üzerine baskı kurduğunu vurgulayan simgelerle dolu bir evde tamamen onu şekillendirdiği bir zihne sahip olup o şekilde yaşamış bir karakter. Evet belki de Alfi'nin yaptığı gibi oradaki hizmetlilere zarar veriyordu. Belki onlara hakaretler ediyordu. Ama bunun tek suçlusu ya da işte buradaki nefretin içinde doğan nefretin suçlusu kendisi değil. Belli ki bu Alfi karakteri. Zaten buna dayanamayıp kendisinin bu hale dönmesine dayanamayıp bir de dünyayı onun çocuğunu getirmeye dayanamayıp intihara sürüklenmiş. Zaten bununla ilgili sorduğu soruları Alfi'den tutarlı cevaplar alamayınca da anlıyor ki bu insan iyi birisi değil ve bu noktada affedici olarak geldiği bu evde daha farklı kararlar alması gerektiğini anlıyor. Ve bu kararları alırken de kendisini canileştirecek kadar da ileri gitmek istemiyor. Ama bir yandan da McCandles'ın dediği gibi Alfie Blessington eski kocası çok geri adım atacak bir karakter değil. Zaten asker olması da burada biraz ironik bir durum. O yüzden diyor ki evet ben onun belki de zihniyetinin gelişebileceğine inanıyorum. Belki de ona da sıfırdan bir beyin vermeliyiz. Şimdi burada da çok fazla itiraz e, olmuş filmle ilgili. Dünya çapında da çok fazla itiraz olmuş. Bu da bir intikam hikayesine mi döndü diye. Aslında masası dünyasında bence müthiş bir ironi yakalıyor burada yine Ramos. Çünkü bu insanı değiştiremezsiniz. Suçlayabileceğiniz bir durum yok. Hapse atamazsınız şu aşamada. Yani yapabileceğiniz hiçbir şey yok. Çünkü güçlü bir adam belli ki her şeyi her yeri manipüle edebiliyor. Zaten general yani artık ...bu masal dünyasında bile olsa yeri güçlü sağlam birisi... ...ve karısı intihar etmesine rağmen zihniyeti zerre değişmemiş birisi... E ...bu değişmeyen zihniyet için belki de yeni bir beyin lazım... ...belki de bir keçi beyniyle hayata devam etse... ...dünyaya daha faydalı olabilir en azından bir keçi beyniyle hareket ettiğinde dünyaya daha faydalı olabileceğini düşünen Bella Baxter da bunu yapıyor. Ve onu bir keçi beyni naklediyor. Ve hayatın o şekilde devam ediyorlar. Ve filmin sonunda da zaten ideolojik devrimini de yaşamış. Etrafındaki insanların, kadınların özellikle hem bedensel olarak hem zihinsel olarak köyliklerini artık değiştirebileceğine inanmış. Ve bu yolda çalışmaya çalışan Bella karakteri aslında etrafındaki bütün kadınları özgürleştiriyor ve doktor olarak da belki ileriki aşamalarda dünyayı daha güzel bir yer haline getirecek, çalışmalar yapmaya kendini adayacak bir hale geliyor. Bu filmin belki de e, pozitif sonu, aslında benim için filmin bir sonu daha var. Burası da hüzünlü sonu bence ki bundan sonrası zaten e, filmin ikinci bir sonu gibi devam ediyor. Godwin karakteri Bella'ya sıfırdan bir beyin vermesine rağmen, her şeyi yeniden kurmasına rağmen, iyi bir yolda ilerlemesine rağmen, Yine de günün sonunda işte e, ahlaki olarak ona dayatılan normlar, e, yine çevresindeki erkeklerin ona dayattığı hayat yaşama stilleri, biçimleri bir noktada onu yine intihar ettiği köprüye getiriyor. Bu çok üzücü. Yani sıfırdan her seferinde aynı hikayeyi yaşatıp yaşatıp e, aynı noktaya gelmesi kadınların belki de bu filmin çözmeye çalıştığı, özellikle de Emma Stone'un senaryoya daha fazla dahil olarak kendi karakterini daha kendi gözüyle yazıp yönlendirmeye çalışarak da oluşturduğu bir karakter. Bu karakterin buraya gelmesi her seferinde esas üzücü sonu. Ama kocası Alfin'in de sonunda filmin ikinci sonunda da bir keçiye dönmesi de belki de mutlu sonu. Ve aslında filmi bitirirken de Bella McGandless'la yaptığı konuşmada şunu fark ediyor. Gerçekten hani insan değişebilir mi? Ya da dünya değişebilir mi? Sorusunu McGandless'la tartışıyorlar. O da ...daha bilimsel, daha deneysel bir yerden bakıp... ...işte bedensel yaralar değişebiliyorsa... ...zihinsel de değişebilir. Yani insanın ahlaki bakış açıları da değişip düzelebilir. İşte burada zaten ana soru bu. Peki bu filmi izleyen kaç kişinin bu ahlaki bakışı değişecek? Yani buradaki seks sahnelerini, cinsel uyanış sahnelerini... ...kadının gözünden anlatılan bu sahneleri... ...Bella Baxter'ın gözünden o uyanışla gördüğümüz sahneleri... ...kaç kişi kendi hayatında kafasında kurduğu ahlaki sınırların dışında düşünebilecek. Filmin belki de en zor vereceği sınav da bu. Bakalım bunu da göreceğiz artık. Bunu da yorumlarda tartışabilirsiniz. Sorularınız olsa da yine beklerim. Videoyu kapatırken şunlara değinmek istiyorum filmle ilgili. ...ne kadar müthiş bir film olduğunu artık uzun uzun girmeyeceğim zaten ama... ...yarattığı müthiş bir sarkazm, komedi unsurları çok iyi eklenmiş... ...hele de yakın zamanda kuvvetli bir alkışı izlerken onun tadında böyle bir sarkazm hissettim... ...absürt bir komedi yaratmış bu da alttan alta... ...özellikle Bella'nın Duncan Weatherburn'e geçirdiği bütün süreç çok komik... ...Mark Ruffalo'nun oyunculuğu burada muazzam... ...keşke en iyi yardımcı erkekte ödül alabileceği bir senede olsaydı ama çok kalabalık bir seneye denk geldi... Yine buna bağlı olarak casting ve oyunculuk zaten genel olarak müthiş. Akıyor. Emma Stone kesinlikle bu sene yine en en iyi kadın oyuncuların tek favorisi bence. William Defoe müthiş bir makyajla çok iyi bir Dr. Frankenstein temsiline dönüşmüş. Keza Remi Yusuf kısıtlı gözüktüğü bölümlerde Bella'nın hayatındaki erkeklerin farklı bir noktasını iyi temsil ediyor. Görüntü yönetmenliği muazzam. yani masası dünyanın bütün özelliklerini ortaya koyabilecek bütün sahneler müthiş bir şekilde hayata geçmiş. Burada tabii balık gözü ve işte genel olarak özellikle karakterin ruh değişimlerine odaklanan o daha böyle mercekten baktığımız anlar biraz seyirci rahatsız edebilir. İlk izlediğimde beni de biraz rahatsız etmişti. Ama ben filmi iki kere izledim. İkinci izleyişimde daha iyi geldi bana. Çünkü alışık değiliz yani biraz aslında alışık olmadığımız bir şekilde dünyayı gösterip biraz seyircinin algısıyla oynamayı seviyor öyle Antimos ve bununla yarattığı görüntü yönetmenliği. O yüzden anlıyorum bundan rahatsız olanlar ama filmin anlatısına özellikle geçmiş filmlere nazaran bence daha büyük katkısı var. Ve son olarak da şunu söyleyebilirim ki eski Antimos filmleri özellikle ilk dönemli Antimos filmleri kendi yarattığı dünya ve hikaye arasında bence iyi senkron olamıyordu yani daha gerçekçi dünyalarda daha günümüzde geçiyormuş gibi anlatan o Micro Society filmleri ya da oradaki alegorilerin altında ezilen anlatısı çok iyi senkron olmuyordu. Bir yerden sonra çok literal, çok direkt, çok didaktik gelmeye başlıyordu özellikle bana. Ama Favorite'la beraber Poor Things'te de yarattığı o tarihi, masalsı, görsel olarak da daha... Nasıl diyeyim o soyut dünya ve soyut dünya üzerinde anlattığı gerçek hikayeler çok daha iyi senkron olmaya başlamış. Ee, belki de artık o da Lantimos'un olgunluğuyla ilgilidir. Ve yine kapatmadan tam kapatıyordum. Emma Stone'a da değinmemiz lazım. Emma Stone bu filmin sadece bir oyuncusu değil. Kesinlikle bir parçası. Filmin senaryosunun akışından ki normalde 10 chapter olacakmış. 5 chapter'a indirmiş Emma Stone projeye dahil olduktan sonra Lantimos'la konuşarak ve karakteriyle ilgili e, alınan bütün kararlarda da bizzat tamamen onun gözü onun fikirlerine danışılmış ve hatta senaryoda iyi bir etkisi olmuş. Bu da çok önemli. Evet, gerçekten iyi yönetmenler erkek kadın ayırmadan her gözden, her bakış açısından dünya ile ilgili, yaşamla ilgili, ikili ilişkilerle ilgili her hikaye yazabilirler tabii ki ama bazı hikayelerde göremediğimiz, atlayabildiğimiz, kendi deneyimlerimizin yetmediği anlar oluyor. İşte burada Emma Stone ve Emma Stone'un bu karaktere kattığı göz, fikir, oyunculuk, performans gerçekten çok üst düzey. Kendi sınırlarını da çok aşmış burada. Yanlış anlaşılmasın. Hani bunu sadece gidip aa ne kadar güzel cesur sevişme sahneleri çekmiş diye söylemiyorum. Gerçekten fiziksel olarak bütün film boyunca o senkron olamayan yapısı, renkli bir hayata geçişi, kendi fikirlerini sıfırdan oluşturmaya çalışan bir karakter yaratması inanılmaz başarılı. Umarım Emma Stone bundan sonraki yolculuğunda da bize bu kadar kaliteli filmlerde kaliteli oyunculuklar göstermeye devam eder diyorum ve videoyu artık bitiriyorum. Kendinize iyi bakın. Bu seneler tartışmanın filmlerinden biri olan Porthing'si yine dilim döndüğünce konuşmaya çalıştım. Umarım beğenirsiniz. Like, yorum, paylaşım, Letterboxd'da, Instagram'da, Twitter'da da takip bekliyoruz artık. Görüşürüz.